Merhaba arkadaşlar. Trigonometri AYT konusuyla devam ediyoruz. Trigonometri ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. İlk sorumuzu okuyalım. Özellikle işlediğimiz konularla ilgili soruların üzerinde durmaya çalışacağım. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ÖYS ve ÖSS çıkmış sorular dedik. İlk sorumuzu sizlere paylaşıyorum. 1993 ÖYS çıkmış sorusu. 3 bölü cosx eşittir 4 bölü sinx olduğuna göre cosx'in pozitif değeri kaçtır? 3 bölü cosx eşittir 4 bölü sinx olduğuna göre cosx'in pozitif değeri kaçtır? Evet, benimle birlikte sırasıyla çözmek isteyenler. Ben çözebilirim hocam. Hı-hı. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz ilk. Hı-hı. 3 bölü 3 sinüs. cosx eşittir 4 bölü sinx. Sinüs. Yani. 3 ile ben sinüs'ü çarptığım zaman 3 sinüs bölü cosx yapıyor. Eşittir. Cosx dedi 4'ü çarptığım zaman 4 cosx bölü sinüs yapıyor. Yani 4 cosx yapıyor. 4 cosx eşittir 3 sinx mi olmuş oluyor? Aynen. Tamam. Sinüs bölü cosx de zaten 3 bölü 4 olmuş oluyor. Sinx bölü cosx 3 Ya bölü 4 4 bölü mü 3. oluyor? 4 bölü 3, 4 bölü 3. 4 4 bölü bölü 3 3 oluyor. oluyor değil mi? Hani orantıyı Tamam. ters kurdum da. Sinüs bölü cosx 4 bölü 3'e tan 4 bölü 3 oluyor. Tan x eşittir 4 bölü Eşittir 3 4 oluyor. bölü Çok 3. güzel. Aynen. Tan x eşittir 4 bölü 3 ise neyi istiyor hocam bizden? Bizden Soru istediği cosx'in kökünde pozitif değeri. Tan x eşittir 4 bölü 3 ise cosx'in 4 oluyor. Cosx'in pozitif değeri için. Şimdi tan x Pardon, karşı 3 bölü oluyor. komşu değil mi? Aynen, 3 oluyor. Karşı 4, komşu 3. Hipotenüs 3 bulmamız aynen. gerekiyor. 4, 3 ne 5. var? 5 var. 5. Cosinüs x komşu bölü hipotenüs olduğu için komşu 3, 3 bölü 5 5. olmuş Aynen. oluyor. Doğru mu? Doğru. Anlaştık mı? Şimdi Aynen. arkadaşlar bu tür sorularda iki eşitlik, iki oran eşitliği söz konusu. İsterseniz kabartma yazıdaki G'ye kodlayarak 3 bölü cosx 1, 2, 4, 5. 1 ile 5'i çarpıyoruz. G harfindeki bu reel kabartmaya. Nasıl rahat ediyorsanız tabii ki. 3 sinx eşittir 4 çarpı cosx. 4 cosx eşittir 3 sinx de tanjant x'i doğrudan sadeleştirmeler yaparken göremiyorsak şunu kullanabiliriz. 4 çarpı cosx eşittir 3 çarpı sinx. 4 ve 3'ün en küçük ortak katını da eşitlersek cosx'i 3k deriz. Çünkü 4 ve 3'ün en küçük ortak katı 12'dir. 4 çarpı cosx'in 12 olabilmesi için cosx 3'ün katı, sinx de 4'ün katı olur arkadaşlar. Bu durumda tanjant x 4k bölü 3k'dan 4 bölü 3 olmuş olur. Ya da 4 cosx eşittir 3 sinx de her iki tarafı cosx'e bölerseniz 4 cosx bölü cosx de cosx'ler sadeleşti. 4 eşittir 3 çarpı sinx bölü cosx. Sinx bölü cosx artık sizin tanjant x'iniz. 4 eşittir 3 tanjant x. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde de tanjant x eşittir 4 bölü 3. Bu ifadeyi dik üçgende trigonometrik oranlardan faydalanarak karşı bölü komşu 4'e karşıyı komşuyu da 3'e oturttuğumuzda hipotenüsü 3, 4 karelerini aldığımızda 5'in karesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da kosinüs 3 bölü 5 olmuş olur. Anlaşılmadık bir yer var mı? Evet. 2010 LYS çıkmış sorusunu sizlerle paylaşıyorum. Kesir başlangıcı aç parantez sinx eksi cosx kapa parantez üzeri 2 bölü cosx kesir sonu artı 2 sinx ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyoruz arkadaşlar. A 1 bölü cosx, B 1 bölü sinx, C 1, D arc sinx, E arc cosx. Evet. Hocam şimdi sinx eksi cosx parantez karesi var bunun. Sinx eksi cosx'in parantez karesi oğlum. Evet. Aynen o da
Parantez karesini alabilir miyim acaba burada? Tabii ki. Parantez karesi nasıl alıyorduk? Hatırlatalım. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci ile ikinci artı Neymiş? ikincinin karesi. Artı ikincinin O da karesi. sin kare eksi 2 sin kos Tamam. Şimdi bunun artı kos karesi. kare eksi. Tamam. Tekrar teyit Zaten edelim. sin kare eksi artı kos kare eksi 1 oluyor. Evet. 1 eksi. 1 eksi 2 sin kos. 1 eksi 2 sin kos olmuş oldu. Aynen. Yani 2 Bölü. çarpı sin 2 çarpı kos eksi. Buradaki sin kostan kastımız. Bölü 2 sin kos muydu? 2 sin miydi? 1 eksi 2 çarpı sin x cos x bölü cos x artı Tamam. 2 sin x. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın okurken de orayı belirsizlik oluşmaması için okuyorum. Bakın kesir 1 eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x bölü cos x kesir sonu artı 2 sin x. Yani kesir sonundan sonra 2 sin x'i okuyorum ya. Bu size ne yapmanızı söylüyor? Çarpmamızı söylüyor Evet. paydanın ardındaki. Şimdi 2 2 sin sin x'in koslar gidiyor çünkü 1'e eksi 1 artı olmuş oluyor şimdi 2 burada. sin x'in paydasına 1 yazıyoruz. Aynen. Diğerinin paydası olan cos x'e eşit diyoruz. Doğru mu? Aynen. Cos x'i genişletiyoruz yani. Evet, genişletiyoruz. Bu 2 sin kos durumda oluyor da. 2 sin x cos x Aynen. bölü cos x mi oluyor? Bölü cos x oluyor. Aynen. Şimdi bakın her ikisinde paydası cos x. O zaman ortak payda da yazıyorum. Eşittir diyorum. Kesir çizgisi çizdikten sonra paydasına cos x diyorum. Pay kısmına da ne yazıyorum? Birinci kesirden gelen pay 1 eksi 2 sin x cos x sin x cos x artı artı 2 sin ikinci x kesirden de artı 2 2 sin sin x x cos x. cos x. Burada 2 sin x cos x artı 2 sin x cos x var. Eksi 2 sin x Bunlar cos x zaten ve birbirini artı 2 götürüyor. sin x cos x gidecek. 1 Aynen. bölü cos x 1 bölü kalacak. cos Doğru x mu? oluyor. Aynen. Bu da A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. 1 bölü cos x. O da Anlamadım. sec x olmuyor mu hocam? Efendim? 1 bölü cos x sec x olmuyor mu sekant x? Sekant x evet ama şıklarda Evet ama sekant x şıklarda 1 bölü olmadığı cos var. için Tamam. 1 bölü Tamam. cos x demiş oluyorum. Anladım. Var mı bir problem? Var mı bir problem? Tamam. Diğer sorumuzu okuyorum. LYS 2012 çıkmış sorusu şu şekilde arkadaşlar. Cos 135 derece artı cos 330 derece bölü sin 150 derece ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için Hocam. Hacer'e bağlanalım. Hacer. Hocam galiba kimse dinlemiyor çünkü çoktan ses Kos. çıkardı. Ha, Dinliyor, 35 dinliyor, derece ses çıkmıyor. olması. Herkes dinliyor, sesini çıkartmıyor evlat. Evet. Tamam, Hacer. bir ses çıkaran benim o zaman. Hayır, senin sesin gür diyelim. Hacer'in gerçek. Hacer bizi duyuyor musun? Hacer. Tamam Hacer. Oğuzhan duyuyor o zaman. Ben biliyorum çünkü. Evet Oğuzhan. Oğuzhan. Hocam Hacer'in cos internet 135 problemi var. Evet oğlum. 180'e tamamlanması lazım yani cos Şimdi 135 biz yani bu 135. tür açıları dar açıya dönüştürebiliyorduk. Doğru mu? Evet. Tamam. Dar açıya dönüştürürken cos 135 derece. Bunu nasıl yazabiliriz? 180 eksi 45 diyebilir miyiz? Aynen öyle hocam. Tamam. 180 eksi 45 dediğimizde öncelikle 180 dereceyi kullandığımız için fonksiyon değişmeyecek. Bununla birlikte 135 derece ikinci bölgede olduğu için kosinüsün işareti ne olacak? Eksi. Eksi kos. 180 eksi 45 diyerek ifade ettiğim 135 derece için dar açımız 45 derece mi oluyor? Evet. Eksi kos 45 derece mi oldu? Aynen hocam. Artı. Sonra yerine yazalım, tamam mı? Kos 330 Tamamdır. dereceyi nasıl yazarız? Orada cos 360 eksi 30 diye Çok yazılıyor. güzel. 360 olduğu için O da dördüncü bölgede zaten o artı arttı. olacak. Artı kosinüs 360 eksi 30.30 dediğin için 3 eksi 30. kosinüs 30 derece olacak değil mi? Evet hocam.
Tamam. Şimdi ne oldu? Eksi kos 45 derece artı kos 30 derece olmuş oldu. Bölü sin 150 derece. Sin 150 dereceyi de yine dar açısını bulmak istersen. Sin 180 eksi 30. sin 150. Sin Evet. 30 yani. Sin 30 ikinci bölgede olduğu için işareti artı Artı. dedik. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Kos 45 derece verilenler derken bulduğumuz ifadelerin yerine değerlerini yazalım. Kos 45 Evet. derece nedir? Neye eşitti? Kök 2 bölü Kök 3. 2 bölü 2. Önünde de eksi olduğu İki için. aynen. Eksi kök Eksi 2 kök bölü 2 bölü 2. 2. Artı kosinüs 30 sin 60 demek. O da neydi? O da sin 60 da kök 3 bölü 2 Kök 3 bölü idi. 2. Eksi kök 2 bölü 2 artı kök 3 bölü 2. Paydalar ortak olduğu için ortak paydayı 2 yazıyorum. Doğru mu? Eksi kök Evet. 2 artı kök 3 bölü 2 mi evlat pay kısmı? Evet. Evet hocam. Tamam. Şimdi sin 30'a bakalım. Sin 30 derecede neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2 de. Şimdi ters çevirip çarpacağız. Eksi karekök 2 artı karekök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak 2 bölü 1 mi olur? Evet hocam, 2 bölü 1 orası. Tamam. İkiler sadeleşti. Değil mi evlat? 1 oldu. Evet, orası Ne 1. kaldı elimizde? Eksi karekök 2 artı karekök 3. 3. Yani karekök 3 eksi karekök 2 şeklinde de ifade edebiliriz. Edelim. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok hocam. 2012'deki soru iyiymiş ya aslında. LYS 2012 sorusu. Gelelim Hocam LYS. sesim Buyurun. geliyor mu? Evet, Şimdi geldi hocam. geliyor. Hocam mesela. Tamam. Mesajlarını ben görüyorum. Takipteyim ben. Evet Hacer. Seninle birlikteyiz. LYS 2017 sorusu. 0 küçüktür, x küçüktür, pi bölü 2 olmak üzere. Sekant x eksi 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü sekant x artı 1 eşitliği sağlanmaktadır diyor. Buna göre tanjant x'in değeri kaçtır diyor. Tekrar ediyorum. 0 küçüktür, x küçüktür, pi bölü 2 olmak üzere. Sekant x eksi 1 bölü 2 kesir sonu eşittir. 3 bölü sekant x artı 1 kesir sonu. İfadesi eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre tanjant x değeri kaçtır diyor. Evet. Hocam x 0 ile 90 arasında olduğunu söylüyor Kubüsü ilk evet, durumda bize. dik üçgende dar açılardan yararlanabileceğimizle ilgili bir mesaj olabilir. Çok güzel. Şimdi biz burada bu işlemde sekant x eksi 1 bölü 2 sol eşittir sağ taraftaki oranımız 3 bölü sekant x artı 1 kesir sonu eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre tanjant x'in değerini istiyor. Hocam sekant 1 bölü kostu. Yerine yazmasak, neden yerine yazmasak diyorum. Çapraz çarpımda bizim bildiğimiz bir özdeşlik gelecek mi? Sekant x eksi 1, çaprazında sekant x artı 1 var. İki kare farkı. İki kare fark olacak. Çok güzel. Bunu da nasıl söylüyoruz? Sekant x eksi 1 ile sekant x artı 1'i çarptığımızda iki kare farkını nasıl ifade edeceğiz? Sekant Sekant kare x doğru mu? Birincinin evet karesi eksi artı ikinci ha, eksi birin karesi. sekant kare x eksi birin karesi de nedir? Bir. Doğru mu? Evet. İki tane oranımız var. Sol taraftaki pay ile sağ taraftaki payda çapraz çarpıldı. Sekant kare x eksi bir oldu. Şimdi sol taraftaki payda ile sağ taraftaki payı çapraz çarparsak 3 kere 2 nedir? 6 6. Eksi 1 6'nın yanına ne olarak geçecek? artı olarak 7 oldu. 7. Çok güzel. Bu durumda sekant kare x eksi 1 6 1 7 oldu. Sekant kare x eşittir 7 miymiş? Evet. Tamam.
Sekant kare x eşittir 7 ise sekant x'i bulmak için ne yapacağız? Her iki tarafın kare kökünü mü alacağız? Kare aynen kök 7 Evet, olacak. sekant x eşittir kök 7 miymiş? Evet. Tamam. Şimdi güzel kızım, tanjant x'i bulabilmek için benim sinüs ve kosinüs x'i bilmem gerekiyor ki dik üçgendeki dar açılardan yararlanarak oranı bulayım. Tanjant x'in oranını bulayım. Sekant x neye eşitti? 1 bölü kos. 1 bölü cos x eşittir kök 7 mi? Evet. Cos x neye eşittir dersem, istersek içler dışlar çarpımı yapalım. 1 bölü cos x eşittir kare kök 7 içler dışlar çarpımından kare kök 7 çarpı cos x eşittir 1 çarpı 1'den 1 midir? Evet. Her iki tarafı kare kök 7'ye böldüğümüzde cos x eşittir 1 bölü kare kök 7. Doğru mu? Yedi. Evet. Komşu bir. Komşu 1, hipotenüs Kök yedi oldu. kök 7 oldu. Şimdi benim tanjant x için komşu 1'i biliyorum. Karşıya ihtiyacım var. Doğru mu? Karşı bölü komşu olduğu için. Evet hocam. Bu da karşıyı bulmak için hipotenüsün karesinden komşunun karesini çıkarttığımızda karşının karesini elde edeceğiz. Doğru mu? Evet. Tamam. Kök 7'nin karesi 7 olur. 1'in karesi Hı. 7'den 1 1. çıktı mı? 6. 6. Karşının karesi 6 ise karşı nedir? Kök 6. Kök 6'dır. Şimdi karşıyı kök 6 bulduk. Komşu da 1'di kızım. Tanjant x'i istiyor. 1 bölü kök 6. Tekrar ediyorum. Komşuya 1 demiştik. Karşıda kare kök 6. Karşı kare kök 6. Tanjant x neydi? Karşı bölü komşu değil miydi? Karşı kök 6 bölü 1. Kök Kök 6 6 bölü olur. 1'den kök 6 olmuş olur.